Çocukların çocuk bölümü değil mi hocam? Aradaki farkı söylemek için Çocuk kardiyoloğu, çocuk cerrahı yani aslında bir bütün hepsi bütün, aynı şey için evet. ama bazı kişiler daha çok ihtisaslaşıyor o alanda. Bazıları çocuk üzerine ihtisaslaşıyor. Hem cerrahide hem kardiyolojide bir ihtisaslaşma var tabii. Peki hocam, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Koray Şener, genç arkadaşımız, fazla adrenalinden basına sızan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Buradan da ailesine sabırlar diliyoruz. Evet. Hepimiz çok üzüldük Türkiye olarak, ama aşırı ani iniş çıkış duygularımız kalp krizini tetikler mi diye soralım. Hem de siz de kalp krizinin belirtilerini merak Ya şimdi ediyordunuz. Birlikte dinlemiş olalım. kaç yaşındaydı Koray? Daha genç, 23'lerdeydi 23 hocam. yaşında. Yani Evet. 23 yaşındaki ani ölümlerde yani genelde damar tıkanıklığından çok şüphelenmiyoruz. Yani olabilir tabii ailesel olarak kolesterolü çok yüksek olan bazı genetik hastalıklar var. Ama onlar çok binde bir gözüken hastalıklar. Eğer onlarda var ise belki damar tıkanıklığından olabilir. Genelde biz böyle ani ölümleri böyle 35 yaşından sonrakilerde damar tıkanıklığı olanlarda yani koroner kalp hastalığı, aterosklerotik koroner kalp hastalığı var ise böyle 35 yaşından sonra ani ölümlerde çok görüyoruz. Ama böyle 20'li yaşlardaki ani ölümlerde daha başka yapısal problemler var kalpte. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati diyoruz. Mesela kalp kasları normale göre kalın ve darlıklar olabiliyor. Bazen sağ ventriküldeki kasılma problemleri, fibrozis gelişebiliyor. Bazı böyle özel çok az gözüken hastalıklar var. Bunlar da ani ölümler olabiliyor. Tabii burada ani ölüme sebep olan tabii bu hani aşırı adrenalin, aşırı heyecan tabii tetikliyor olabilir. Yani tetikler tabii. Çünkü sonuçta adrenalin salgıladığı zaman vücut ne oluyor? İkincisi tansiyon yükseliyor, damarlar büzülüyor. Eğer orada bir plak bile varsa, küçük bir plak varsa bile o çatlayıp biliyorsun kalp krizleri çoğunlukla öyle olur yani. Filmlerde falan da izleriz. İşte heyecanlandı, işte üzüldü. Anında hem göğsüne ağrı geliyor. Sebebi ne? Hastada ateroskleroz var damarlarında, atar damarlarında. Yani plak var, plak gelişmiş. Sinirlendiği ya da heyecanlandığı zaman tansiyon yükseliyor. Damar büzülüyor ve o oradaki basınç artınca o plak çatlıyor. Plak şimdi çatladığı zaman vücut onu bir kanama gibi görüyor. Kan hücreleri. Nasıl bir damarımız kesildiği zaman kanamayı vücut gidiyor da pıhtı elemanların trombositleri gidiyor da damarı tıkıyor. Aynı mekanizma. Orayı da o şekilde algılıyor. Çünkü yüzey bozuluyor. Yüzey bozulduğu zaman orayı kanama gibi algılıyor ve orada pıhtı elemanlarını yolluyor ve o küçük bir plak, mesela kritik bir darlık yapmıyor belki %30, %40'lık bir darlık yapıyor. O birden plak çatlayınca oraya bizim trombosit dediğimiz pıhtı sağlayıcı hücreler oraya hücum ediyor ve orayı tıkıyor. Yani o plak çatlaması esas kalp krizlerinin bu ana sebebi o. İşte tabii ki burada heyecan, stres tabii ki önemli faktörlerden birisi ama olmadan da olabilir. Yani o plak çatlaması basit bir tansiyon yüksekliğinde de olabilir. Ya gece içeri yattığı zaman da olabilir. Sabaha doğru da olabilir. Daha çok sabaha doğru olur bu kalp krizleri. Onda da yine adrenalin salgılanması ile ilgili dönüşümler var vücudun. Yani kalp krizinin oluşma mekanizması o şekilde. Olduğu zaman orası pıhtılaşıyor ve kan gitmeyince de o bölgeye hücreler tabii ölmeye başlıyor ve insan çok göğüs ağrısı, şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı, ölüm korkusu. Kalp krizi hakikaten dünyanın en kötü ağrılarından bir tanesidir. Tarifsiz değil mi hocam size Tarifsiz, göre? yani normal bir ağrıya da benzemiyor. Yani bir yerini kesilir ağrır. O öyle bir ağrı da değil. Boğulma hissi gibi gelir. Çünkü kalp o anda damardaki kan akımı durduğu anda oradaki hücreler şimdi oksijen gelmeyince, kan gelmeyince ne oluyor? Hemen kasılmayı durduruyor. İşte kalp kasılmayı durdurunca bu sefer kalp pompa gücü azalıyor ve bu sefer ne oluyor? Aslında akciğer ödemi gelişiyor. Ciddi kalp yetmezliği gelişebiliyor ve o anda boğulma hissi, işte ölüm korkusu. Yani bu normal bir ağrıdan daha tehlikeli, daha kötü hissettiriyor insanlara.